Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şu anlar 621. Birinci işaret. Bu kainat sahibinin, ondan başka kainat benimdir diye iddia eden yok. Duydunuz mu öyle kainat benimdir diyen? Allah'tan başka diyen var mı? Yok. Duydun mu Fatih öyle bir şey? Onunmuş. Yani bir tanesi diyor ki benimdir, başka diyen yok. O zaman onundur. Başka bir tanesi çıksa dese ki benimdir, kim ispat ederse, etseydi onun olurdu. Ama birisi çıkmadı. Yalnız çıkan şunu dedi, kainat değil, şu dünya, bu Allah'ın değil, zerreler yaptı diyor. Yani benimdir de demiyor insan. Onu da zerrelerin lisanıyla, zerreler yalan söylüyor diyor ve biz böyle iddia etmediğimizi söylüyorlar, 32. sözde söylüyor. 32. sözde zerreleri konuşturuyor ustad. Tamam. Zerreler bizimdir demiyor. İnsan diyor onudur. Mesela bana deseler ki Fransa Hasan'ındır. Strasbourg Hasan'ındır. Vallahi ben böyle bir şey demedim ya. Sen söyle, sen uyduruyorsun. Tamam. Bu boşuna tabir kullanmamış. Bu kainat sahibini. Başka iddia eden var mı? Yok. Tezahür-ü rububiyetine ve sermedi uliyetine, nihayetsiz ihsanatına külli bir ubudiyet tanıttırmakla mukabele eden. Şimdi bu kainat benimdir diyen zat, Zat-ı Zülcelal, tezahür-ü rububiyeti var. Yani kainatın sistemi, işlevi. Bunu nasıl anlarsın? Mesela Allah, biz gavurdan bahsetmiyoruz, kendimizden bahsetmiyoruz. Allah hayal gibi bizim dünyamızda. Ahiret de öyle. Sebebi ne biliyor musunuz? Ben çok merak etmiştim. Niye? Hayal gibi. Cesetle ruh ilişkisindeki ruh bizde hayal gibi olduğundan. Ruh hayal gibi bizde. Yani ruh bilmiyoruz ki. Yani böyle itikadımıza ruh otursa tezahür-ü rububiyetine, kainatın sistemi rububiyet, sermedi uliyetine, sistemin ona itaatını, hani mesela vahdet, zatın birliği değil, sistemin birliği. Vahidiyet bu sistemin sahibi. Farklı yani, dağlar kadar fark var. Şimdi rububiyet, kainatın işletim sistemi. Kainatın patronu, tövbe, tabiri caizse. Sermedi uliyeti, bak nereye götürecek şimdi aydın kardeşim. Sermedi uliyet, yani her şey, her şeyle alakadar olup rububiyetine karşı mukabele ediyor, itaat ediyor. O sistem ve sistemin bütünlüğü, ona itaat etmesinden nihayetsiz ihsanatlar çıkmış. Yani bu tabirleri doldurup gittiğin zaman gözüküyor bak. Nihayetsiz ihsanat kuru kuru bir şeyden çıkmıyor. Tezahür-ü rububiyetine, sermedi uliyetinin dişe vuruşu. Bir tane ne dedim? Tezahür-ü rububiyetine sistemin işlevi Windows. Windows yazılımı kurduk bilgisayara. Kurdun ama şey yapmaz, çalışmaz. Video çalışmıyor. Telefon aldınız, çalışmıyor. Yani ona bir program yükleyeceksin. Bana Kur'an yüklediler ben. Allah razı olsun. Aynı Hizmet Vakfı'nın Kur'an'ını aynı okuyorum. Ama telefonda yoktu. İndirdik program. Yani yazılım, bilgisayar, cep telefonu programı, sistemi, rububiyet bu. Onun bana itaat edecek gibi dizayn edilmesi, sistemlenmesi, kurulumu uluhiyet. Sistemindeki bana itaatlılığı. O kullanırken ortaya çıkan nihayetsiz ihsanat. Bak şimdi nereye götürecek.
Harika bir sistem yöntemini kullanıyor. Benim anladığım tabii bu böyledir değil aşağı. Anladım. Bak nereye götürecek. Bu akşam çok güzel mübarek akşam ya. O zatla alakalı konu. İnşallah bir günde şey yapacağız. Hemen arkasında 11 halattan çıkan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niçin Muhammed peygamberdir? İnşallah yarın da onu okuruz. Nihayetsiz ihsanat o. Yani sistem kuruldu, program yüklendi, video çalışıyor. Nihayetsiz ihsanat, netice, videonun çalışması. Küllü bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden, yani bu sistemin işlevinden, bu sistemin bütünlüğünden çıkan netice olan ihsanatı bizi tanıttırıyor. Yeni bir şey çıktığı zaman, bak mesela uçaktaki o adam çeneyle alakalı bir seminere katılıyor. Yeni buluşlar var mı diye her seminere katılıyormuş. Ne yapıyor? Bir seminer kuruyorlar, konferanslar veriyorlar, malı tanıttırıyorlar. Şimdi böyle bir sistemi birisine tanıtacak. İlk önce öğretiyor. Gel diyor fabrika, pazarlamacılara bunu öğretiyor, tanıttırıyor malı. Küllü bir ubudiyet ona yüklüyor peygamber. Küllü bir ubudiyet. Ne demek küllü? Cüzde bütünü görüyor, gösteriyor bize. Arkadaşlar, küllü bir ubudiyet. Tamam da ne demek küllü bir ubudiyet? Yani mesela namaz eğilip kalkıyoruz. Cüzidir ama külli ifade ediyor. Allah ifade ediyor. Cüzde küllü görmek. Mesela bir elma. Cüzdür. Ama bak bütünsel bakacağız şimdi. Elma maddesiz, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nüminesiz, macelesiz, modelsiz, ilk ve son yapan fatır. Şöyle baktığın zaman dağlara çıktığın zaman o cüz-i nazarın külli oluyor. Zaman ilk Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu yoktu. Allah bunu nasıl yaptı? Elmayı yaprak. Zaman yoktu. Mekan yoktu, madde yoktu, mukayese yoktu, nümune yoktu, model yoktu, nispet yoktu, muacele yoktu, yani atölye yoktu, anahtarlar yoktu. Ve ilk ve son yapıyor. Her sene arabanın modeli değişiyor, bunların modeli değişmiyor. Böyle baktığın zaman o cüz-i nazarın yaprak külli oluyor. Allah nazarıyla bakınca o zaman külli oluyor. Mane-i harfi. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam küllü ubudiyet. Yani cüziyete bütünü göstermiş. Bütüne intikal ettirmiş. Ve tanıttırmakla mukabele eden. Cüzde küllü gösteren. Çok tuhaf yani. Yaprakta Allah. Allah kim yaprak kim? Ama gösteriyormuş işte yaprak. Yapraklarla Allah ne alakası var? Ama yaprak esmayı tanıttırıyor. En az lakal 20'den ziyade esma var orada. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam pazarlamacı. Tabiri caizse şirketi kurmuş, fabrikayı kurmuş adam, imal etmiş adam, pazarlamacıları tuttu. Sonra pazarlamacıları öğretiyor. Sonra artık dünyaya anlatıyor ve şeyler, şubeler veriyor gibi. Tezahür-ü rububiyetine sermedi uluhiyetiyle mukabele sistem, o çıkan meyveler, ihsanat ilahiyeyi küllü bir ubudiyet, yani cüzde küllü gösteriyor. Diyor ki mesela elma, arkadaşlar diyor mesela cüz, küllü bir ubudiyet. Şu elmanın olabilmesi için kainat sistemi lazım. Güneş lazım. Dünyanın dönüşü lazım. 23 derece 27 dakika lazım. Nem derecesi lazım, şu lazım. Yani bir elma gibi geçiyorsun ama basıyorsun, geçiyorsun o ama. Bütün kainatın bütünlüğü lazım. Kainat lazım bir ot için. Bir kere nihayetsiz bir kudret lazım çünkü ölüden diri. Hayat var. Hayat dünya cinsinden değildir. Maddede olup madde olmayan hayat. Maddede olup madde olmayan. İşte bunu tanıttırıyor. Yani pazarlamacı tabiri diğer de tabiri caizse. Tanıttırıyor. Allah'ı tanıttırıyor.
Peygamberimiz bize pazarlamacılığı öğretiyor değil mi? Evet. Hem de pazar yaparak öğretiyor. Çok acayip ya peygamber. Bak ne yapmış bir göreceksiniz. Aklınız gidecek. Bir tabir kullanıyor ustam burada. Dehşet imiş kitabı. Hemen acele ettim oraya gelince de şey yaparız. Alemi gaybı alemi şehadete taşımış. Sinan alemi gaybı öteleri buraya taşımış. Yani maddede olup madde olmayan. Dolayısıyla ortaya çıkan vasıf ve sıfatlar maddenin fonksiyonu değil. Mesela şu anda sen dinliyorsun. Maddenin fonksiyonu değil. Dinlemek maddenin fonksiyonu değil. Sen doktor adamsın bak. Tıbbi doktorsun. Gözü biliyorsun göz. Gözü meydana getiren hiçbir element, hiçbir hücre görmez. Kördür. Kulağı meydana getiren hiçbir hücre sağırdır. O sistemde çalışıyor şu. Şuursuzdur. Mesela şuurlu iş yapan insan aklı değil mi? Ama meydana getiren o gri madde o şuursuzdur. Ne yaptığını bilmez. Şu anda masa gibi. Hayati fonksiyonları var ama ne yaptığını bilmez. Şimdi alemi gaybı alemi şehadeti taşıdı. Bu ne biçim tabir? Yani öteleri araladı, koridor açtı peygamber. Alem şehrine, dünya sarayına gelmiş. Rabbini tanıttırıyor. Kimi? Allah'ı. Kainatın sultanı, sistemin sahibi. Tövbe, tabiri caizse kainatın patronunu tanıttırıyor. Ne yapmış bu? Külli bir rübüde. Bu akşam ne akşamı? Regaib ne demek? Rağbet edilen. Rağbet edilen. He? Peki. Peki ne rağbet? Ne olmuş bu akşam? Üç ayların başlangıcı. Ne olmuş bu akşam Fatih mesela? İnsan böyle bir regaib der, regaib der ya. Peki ne olmuş bu akşam? Melekler sayrı göstermek. Ne yapmış abi? Sayrı göstermek yani. Melekler herhalde yeryüzüne iniyorlar. Yani öyle bir hadis var herhalde. Bilmiyorum da. He, ne yapıyorlarmış meleklerince? Dua, yani yeryüzündekiler için dua. Dualar ederler. Tam emin değilim. Aydın'ım ne yapıyorlarmış? Bakın. Çok tuhaf değil mi ya? Kaç yaşındasın mesela? 42. 15'i çıkar. O da zor hesap. Kaç? 21. He? 42'den 15 çıkar. 90. He? 45'ten 15'i çıkar. 30. 3 şey yap. 27. Tamam. 27. 25 sene diyelim. 25 sene regaib geçirdik. Regaib'i bilemedik. Halil, regaib ne demek? Regaib, adı üstünde regaib. Evet. Çünkü peygamberimizin anne karnına, ana rahmine düştü. Değil. Çünkü doğum tarihi belli. Mevlüt kandili 9 ay. Olmuyor. Aa, 3 ay Ramazan gelecek. Olmuyor. O da olmuyor. O da yanlış. Ömer Nasuh Bilmen onu ele almış. İlmi aldı. Regaib. Anne rahmine doğuşu. Peki doğum mevlüt kutluyoruz. O zaman evet. Olmadı. Peki ben burada bırakıyorum. Yani bunu regaib nedir? Siz o zaman iş yaparsınız. Biz öyle de bilelim hocam. Ama bu sefer ucuz olur gene unutursunuz. Araştıracaksınız. Daha unutmadı. Vakit gelmişti. Tamam. Peki, tanıttırmasına mukabil Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah Allah, peki söyleyeyim bir parçasını. Allah Allah'tır. Allah en iyi bilen gene otur. Allah Allah iken hiçbir şey zaten yoktu. Allah var iken. Alemi şehadeti, alemi gaybı, 18 bin alemi yarattı. Yarattı mı? Yarattı. Mülk ve melekut, bütün alemleri yarattı. Tamam mı? Bu sistemin işlevini, burada anlatıyor yani o sistemi,
alemi gayba, alemi şahadete gelerek oraya rağbet ettirdi. Sistemin arkasını fark ettirdi. Sistemin işlevinden bahsetti. Yani gözüken olmadığını, alemi gaybı alemi şahadete taşıdı. İnsandaki ulvi duyguları latifeler rağbet ettirdi. O beka arzusuyla beka var dedi. İnsanda ebed var, sonsuzluk var, sermediyet var. Bir anda her yerde olma var. Değil mi? Her şey. Yani insanın bu istekleriyle öteleri ispat etti. Öteleri araladı. Koridor açtı. Yani alemi gaybı alemi şahadeti taşıdı. Anlattı cenneti cenneti. Evet. Tamam. Oraları uyandırdı bizde. Bilinmediğini, yani yok kabul edin, gelmemiş. İnsan insan olduğunu bilemeyecekti. Çünkü insan insansız insanlaşamaz. Bir daha. İnsan insansız noktalı virgül. İnsan insansız noktalı virgül. İnsanla... Yani eğer hiç kimse olmasa tek başında sen dünyada olsan insan olduğunu bilemezdin. Neyle bilecektin insan olduğunu? İnsana giydirilen, 26. lemadan söylüyorum. Vücut sana giydirilmiş. Hayat sana giydirilmiş. İnsaniyet sana giydirilmiş. İman ve iman ve İslamiyet sana giydirilmiş. Marifet ve muhabbet sana giydirilmiş. Sen kimsin? Demiş bize. Buna rağbet ettirmiş. Sen insan değilsin. İnsan sana giydirilmiş. Peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Ünvandır değil mi abi? He? Ünvan mı abi? Ünvandır. Üstad diyor, insan insan değilse şeytanlaşmış hayvandır. Evet. Muhammed aleyhissalatü vesselam bu kainatta güneş lüzumu gibi elzemdir. Güneş gibi, niçin güneş misali verdi? Güneşi biliyorsunuz şuna misal veriyor. Bazen Allah yerine misal veriyor. Şemsizeli. Bazen iman olarak kullanıyor. Bazen Kur'an olarak kullanıyor. Bazen hayat, bazen Peygamber aleyhisselam olarak kullanıyor. 5 tane. Şimdi, çünkü her şeyi gösteren en ziyade kendisini ifade eder. Her şeyi o gösteriyor mu? Güneş. O zaman en çok kendisi açık. Ama kimse güneşin varlığında farkında değil gündüz. Hatta yaşadığının farkında değil. Bu kainatta güneş lüzumu gibi elzemdir ki nevi beşerin ustadı ekberi. Ustad niye? Atölye. Mesela dershaneleri ben şöyle diyorum. Şu dershaneler var ya. Dershaneler atölye. Yani ham madde gelir, eser çıkar. Veya müzakere-i ilmiye var ya, müzakere-i ilmiye. Mutfak olarak kabul ediyorum, mutfak. Mutfağa çeşitli malzemeler gider. Çeşitli malzemeler gider. Bu çeşitli malzemelerle harika yemekler yaparız. Yani dershaneler böyledir. Malzemelerle, bilgi malzemelerle yemek kimdir? Sensin. İnsan inşa edilir. İnsanlık sana verilmiş. Bab-ı insaniyet, ismi hakkın cilvesidir. Bab-ı insaniyet, insaniyet alemi var, kapısı var, insan girecek. Bab-ı insaniyet, insaniyet kapısı. 11. hakikat. Şimdi oraya gelmek istediğim yere. Bu kainatta güneş lüzumu gibi ezemdir. Muhammed Aleyhisselam. Ne kadar ezemdir? Güneşi kaldırın ne olur dünyaya? Ha, peygamberi kaldırın, peygamberliği kaldırın. Mesele de bu. O olur. Odun olmaz. Çünkü odun donmuş güneştir. Koyunun tüyü olmaz. Koyunun eti olmaz. Çünkü donmuş güneştir. Eti yakın. Ne kadar kül çıkar, ne kadar güneş çıkar. Yani hiçbir şekilde göz gözü görmez. Yani varlık olmaz. Mevcudata güneş elzemi kadar insanlığa peygamber öyledir. Nevi beşerin ustad-ı ekberi, atölyedin çavuşu, ustası. Ne diyor? Ustad-ı ekberi.
en büyük. Ve büyük peygamberi aleyhissalatü vesselam. Ya Rabbel Alemin, selamımızı ona ulaştır. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammed. Senin bu iyiliğini unutamamalısın Allah. Alemi gaybı, alemi şehadeti açarak kendisi insani berzah oldu. 121 şualar. İnsani berzah. Oraları buraya, buraları oraya taşınmasına vesile ve zemin olan yol açtı. Dozerle yol açtı. Şualar 121. İnsani berzahtırlar diyor. Onun varisleri de öyle. Fahr-ı alem ve levlake levlak lema halaktu leflak. Hitabına mazhar. Sen olmasaydın değil mi? Eflak olmazdı. Yani çekirdek olmasaydı ağaç olmazdı. Sperm olmasaydı insan olmazdı. Çekirdek olmasaydı elektronlar olmazdı. Aynı şey. Hitabına mazar ve hakikat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Şimdi hakikat-ı Muhammed'i'yi anlatayım size. Risale'de Risalet-i Muhammediye, Risalet-i Ahmediye, Hakikat-ı Ahmediye, Hakikat-ı Muhammediye, Şahsiyet-i Muhammediye. Bunlar hepsi bir unvandır. Semboldur, simgedir. Mesela siz de tıpta bir isim mesela, diyelim bir hastalığın. Mesela bir tabir kullanıyorsunuz. Onun altı ne kadar şey dolu değil mi? Şöyledir, böyledir. Mesela şizofreni bir tabirdir. Ne oluyor? Malum. Bak arkadaşlar. Toprak düşünün. Çekirdek var. Ağaç oldu. Tamam mı? Bildiğiniz şey yani. Meyve verdi. Tamam mıyız? Bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi'dir. Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi. Tamam mı? Şimdi buna, bu Nur-u Muhammediye çekirdeğine burada konuşurken Mahiyet-i Muhammediye de deniliyor. Ama karıştırma. Nur-u Muhammedi dedik mi abim? Dedik. Meyveye, meyvenin içinde çekirdek yok mu? Bu çekirdekte, bu çekirdek aynı ama gayrı da değil. Ne aydır ne gayrıdır. Bu Risale-i Ahmediye meyve. Bu Nur-u Muhammedi Sinan'ın. Bu Risale-i Ahmedi. Ağaç hakikat-ı Muhammediye. Bu ağacın batınısı makine mahiyet-i Muhammediye. Bir daha çekirdek Nur-u Muhammedi. Meyve Risale-i Ahmediye. Gördün mü bak ne kadar değişti şimdi. Tabiri gördüğümüz zaman mı? Risale-i Ahmediye. Ağacın zahirisi hakikat-ı Ahmediye. Hakikatı, hakikat. Arkası mahiyeti Ahmediye. Bu ağacın komplesi şahsiyeti Muhammediye. Şahsiyeti Muhammediye ama neresinden bahsediyorsun denilir. Şimdi levlaki levlak lema halaktu leflak kitabına mazar hakikat-ı Muhammediye. Sen olmasaydın bu çekirdeği yaratmazdın. Arka sistemi olmasaydı meleküt olmasaydı mülk olmazdı. Hem sebebi hilkat alem bu. Yani hilkatın yaratılmasına sebep. Çünkü çekirdek. Niye sebep? Çünkü o çekirdeği ortadan kaldırırsanız sistemi nereye kuracaksınız? Sistemin sahibi değil. Windows yok, yazılım yok. Linux yazılım yok. Ne programın güzel. Nereye kuracaksın onu? Nereye kuracaksın? Sebebi hilkat hali peygamberimiz. Yani sistemin üzerine yazıldığı yer, yani zemin. Hem neticesi aynı zamanda. Meyvesi. En mükemmel meyvesi olduğu gibi bu kainatın hakiki kemalatı. Hakiki kemalat, kemalat var yani.
sahtesi. Mesela insan üşüdüğü zaman kazak giyer. O da bir kemalattır. Yürüme yerine uçak yapmış. Bu da kemalattır. Ama hakiki kemalat nedir? Bu beşeri kemalat. Buradaki hadiseler karşı bu korunmaktır. Hakiki kemalat fıtratın istediğini görebilmektir. Yani beka istiyorum. Herkeste vardı ama peygamber gelmeden sende beka var mı diyor. Tabi var ya. Ölmek istiyor musun diyor. Yok. Ya daha din yok ha. Soruyor peygamberimiz. Fıtrata soruyor. Evet istiyor musun? İstiyorum. Hastalık istiyor musun? İstemiyorum. Ölmek istiyor musun? Hayır. Ne istiyorsun? Evet olmak. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Her çeşitte. Var mı burada? Dedi. Yok. Şimdi sen buranın eseri olsaydın bunlar sende olmazdı. Değirmene giden gül kokmaz, un kokar. Tamirhaneye giden yağ kokar, gül kokmaz. Peki sen fani dünyada beka istiyorsun. Faninin özelliği olabilir mi? Olamaz. O zaman diyor şu beka isteyen şu fıtratının karşıtı bu diyor. Böyle bir yer olması lazım gösteren. Hakiki kemalat bu. Yani fıtratını hedef yapmak, yaptırmış insana. Yani araba kazanmak kemalat değil o kadar. Villa falan yapmak yani kemalattır ama hakiki kemalat fıtratına uygun yaşamak. Bunu tarif etti. Kemal-i etem. Kemal-i etem. Kemalat var beşerde. Ama kemal-i etem fıtratını inşa etmesi. Kendini inşa etmesi. Fıtratına uygun yaşamasıdır. Hakiki kemalat. Doktor olabilir ama hiç, yani hiçbir değeri yok. Mühendis olabilir, pilot olabilir. Hiçbir değeri yok. Çöpçüdür ama Allah'ı biliyor, namaz kılıyor. Fakirada bir adam. Hakiki kemalatı ve sermedi Cemil-i Zülcelal'in baki ayneleri. Yani öyle bir sistemi gösteriyor ki ayna olduğunu gösteriyor. Niye aynasın? Şöyle misal. Ustadır misalleri bunlar. Ayna. Tut bahçeye. Ben bahçeyi görmüyorum. Oraya. Vay be! Buna aşık oluyoruz. Bir tanesi diyor ki peygamber yani. Bak diyor. Burada gözüken bunun değildir. Ya nasıl değildir ya işte burada. Karşıyı gösteriyor. Ya ne karşısı işte bu. Çevir böyle bakayım. Aa kayboldu. Sermedi ayna. Yani ay fıtratında gözükenlerin ayna olduğunu bu gözükenlerin karşıtık olduğunu ya karşılığını gösterdiğini sana fark ettiriyor. Sermedi Cemal-i Zülcelal'in baki ayneleri. Yani mesela beka istiyorum. Baki zat olmasa sana bu beka donanımı kim verecek? Mesela akciğerde çok tuhaftır akciğer. Anne karnında su torbası, suyun içinde hava yok. Akciğerin yapılması. Tuhaf değil mi? Yani demek ki bir şey yapılırken bir şey için yapılmış. Şimdi insan yapılırken bir yerler nazara alınarak anne karnında inşa edilmiş. Beka var, baki özelliği takmış. Yani sendeki beka, bakiden gelmesi lazım. Faniden gelemez. Mantığı yoktur. Yani bendeki beka, faniden geliyor. Bendeki göz, körden geliyor. Bendeki kulak, sağırdan geliyor. Sermedi Cemal-i Zülcelal'in baki ayneleri, sıfatlarının cilveleri, yani sıfatlarının cilveleri, varlık ve hikmetli efalinin vazifedar eserleri. Hikmetli, yani bu kuşların uçması, ağaçların meyve vermesi, insanların doğması, ölmesi, hikmetli efalinin vazifedar eserleri. Vazife yapıyorlar. Yani hayatı donukluktan çıkarıyor. Şey bile öyle, şeytan bile öyle. Vazifedar, hikmetli eserleri. Ve çok manidar mektupları olması. Ya bundan sonra iş yapmayacağım. Bitireyim. Fena mal beka bulur diyor. He? Fena mal beka bulur. Beka bulur. Bak çok manidar mektupları olması. Yani eskide babaannem derdi mesela. Babamdan babam almaya da hakikaten şu tutkarda kalmış. Mektup gelirdi gider köylerde kim okuma yazma birkaç kişi vardı. Ona giderler okuttururlar. Şimdi insan bir mektup. Kendisini okumak istiyor. Ya ben neyim var? Ya sen oku. Doktora niye gidiyorsun bir hastalığım ne var? Çok insan tuhaftır.
ki tanımak merakı yine kendisinden. Tanıyan da tanılan da aynı. Şimdi Peygamberimiz mektubu açıyor bize, tamam mı? Çok manidar mektupları olmasın. Sen şusun, şurayı gösteriyorsun. Şu tarafın var ya, var görüyorum. Şahit misin buna? Mesela, tamam mı? Der, keder istemiyor. Ha. Böyle bir alem var işte bak. Bu onu gösteriyor. Evet, okumak istediğim cümleye geldim bir daha. Baştan bir daha alayım şuradan. Çok manidar mektupları olması, cümleye bak şimdi. Baki bir alemi taşıması. Fani, yani yapı, beden, fani, baki bir alemi taşıması. Yani insanda gözüken maddenin fonksiyonun dışındaki her şey oralı. Misal, şu anda taşıdığımız alet var ya, kesiyorum yakında. Şimdi birkaç dakika sonra keseceğim. Bu çok önemli, dikkat edin diye söylüyorum. Mesela gadab, şehvet, nefret, sevgi, aşk, bunlar maddenin fonksiyonu değil. Kalsiyumun özelliği değil. Magnezyumun, urayumun özelliği değil. Latifeler, hisler, sevgi, anlayış, feraset, dostluk, mesela, tamam mı? Hani ne diyorlar böyle, o kadir şinaslık olma, vefa, onu anlatayım. Vefa maddenin fonksiyonu mudur? O zaman 80 kiloluklar hepsi aynı şey hissetmesi lazım. Madem aynı kilolar farklı şey düşünüyor, farklı şey seviyor, nefret ediyorsa maddenin fonksiyonu değil. Şu anda beni karşı durmuşsunuz, beni dinliyorsunuz. Böyle sizde neler uyanıyor? Ha, onların hiçbirisi buralı değil. İşte baki bir alemi buraya taşıması. Maddede olup madde olmaya. Her şeyiniz baki. Yani buralı değil o. Şu anda haletin de dünyaya benziyor mu? Ha, cesetle haletin arasındaki ilişkiyi düşün. Şu andaki haletimiz. Rahatız ya, huzurluyuz ya. Cesede benziyor mu? Ha, işte haletimiz cesedimizden uzaklığı ne kadar uzak ve yakınsa ahirette dünyaya o kadar yakın. Haletimiz cisme, bedene nasılsa ahirette dünya öyledir. Çünkü dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Örtü neredeyse örtülen de aynı yerdedir. Madde olup, bak örtü neredeyse örtülen de aynı yerdedir. Tenteneli perde. Madde olup maddede o madde olmayan, şu andaki haletleriniz maddede gözüküyor. Ama maddeyle hiç alakası yok. Ha, dünya da madde gibidir ama ahiret bizim haletlerimiz gibidir. Onun için Meft engamında diyor. Meft nedir? Neydi? Tebdili. Her mekan. Lugat manası nedir? Odadan odayı değiştirmek. Batın manası ne demek? Mekanı kaldırmaktır. Üstündeki mekanı kaldırmak. Bir yerden bir yere gitmek değil. Ona delil nedir? Şu anda bu dersi okunurken üzerinizdeki battaniyelerin kalkması. Baki bir alemi taşıması ve bütün zişurların muştak oldukları bir dar-ı saadet ve ahireti netice vermesi gibi hakikatları, hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam ve hepsini bak yerinde kullanıyor bak. Hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam ve Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ile tahakkuk ettiğinden. Ve tabiri dolduramazsan ikisine de bak. Hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam, Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam aynı. Ahmet beşeriyetidir, babadır, komutandır, kocadır. Beşeriyet tarafı bu Ahmet'tir. Muhammed ise insan ismi değildir. Onun için camide konmuş Allah Muhammed. O çekirdeğin adıdır. Ayrıca buna denmiş. O çekirdeğin Nur-u Muhammedi. Yani insan ismi değil, bütün her şeyin çekirdeği olan o mecul diyor ustad bana da. O çekirdeğin adıdır Muhammed. Onun için Allah vacibül vücudu simgeliyor camideki isim. Muhammed ise varlığın çekirdeği, beşeriyeti değil. Risalet-i Ahmedi ise beşeriyeti, peygamberliği, baba olması, evlat olması. Birisinin evladıdır, kimisinin kocasıdır, kimisinin yeğenidir, kimisinin dayısıdır ve peygamberdir. Buna halktan halk, insanlardan Allah'a yönü salat. Salat. El-Falfi salatin. Allah canibinden pergeli oraya koy. Beşer canibe dönüş. Selamin. Aleyke ya Resulallah. Risalet-i Ahmediye salat. Beşeriyetten Allah'a yönü.
Hakikat-ı Muhammediye Allah yönünden beşer canibine selam. Risalet Hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Risalet-i Ahmed Aleyhisselatü Vesselam ile tahakkuk ettiğinden, çünkü birbirisiz olmaz. Olmaz. Değil mi? Çok garip. Yani Risale'deki tabirler için doldurduğumu nereden nereye baktırıyor anlıyoruz. Ondan sonra edebiyatmış gibi alakası yani. İçin alakası var şimdi. Salat, selam, hakikat, mahiyet. Bir kere mahiyet sıfattır. Hakikat esmadır. Risale Ahmet beşeriyetidir. Muhammed kainatın ve kendisinin bile yapıldığı kaynaktır. Ahmet bile Muhammed'den yapılmış. Onun için Miraç Ahmet ve Muhammed arasında kayıt ittisaldır diyor Miraç'ta. Peygamberimizin annesine Muhammed isminin konulmasını söyleniyor değil mi? Ya. Doğumu anı. Doğumu anı. Ve o ki çekirdektir. Niye Muhammed deniliyor? Onun beşeriyeti Ahmet'in, çünkü 55 tane ismi var. Ahmet'in sistemi içindeki, eğer kainatın çekirdeği kastediliyorsa Muhammed konuşuluyor. Muhammed ismi yapılıyor. Nasıl ki bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli ve kat'i şehadet eder, öyle de başta alem İslam bütün beşer ve bütün zişur, cehennemden daha acı ve korkunç olan Adem'den, hiçlikten, idame, ya burayı dezmek istemiyorum, kesiyorum. Cehennem de taş, o kadar da söyleyeyim. Cehennem bile şirkettir. Cehennem bile şirkettir. Taş ölen şirkettir. Şeye çalışıyor, esasa çalışıyor. Fabrikaya çalışıyor. Nedir o? Adem. Adem cehennemin cehennemidir. Bu kadar yeter çünkü fazla şey yapmayayım. Devam edelim abi. Yok. Belki giden olur. Bu akşam regaib olduğu için kalmak şeyden sonra, meyveden sonra kalmak istemem. Bundan sonra devam ederiz. Çünkü Adem Adem'den teşavvüp etmiştir cehennem. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Çünkü cehennem için diyor ki Adem alemler hesabına çalışıyor diyor. Subhanallah, subhanallah diyor. Tamam. Onu ezmek istemiyorum. Cehennemin cehennemi dünyada değil miydi bir şeyde? İşte cehennemin cehennemi dünyada beşerde var. Cehennem dünyada var. Ama cehennemin cehennemi varlık kaldıramaz. İnsanda var. Çünkü Allah sıfatlarıyla kainatta, ilmi, iradesi, kudretiyle, zatıyla insanda, zatıyla neredeyse cehennemin cehennemi de oradadır. Cehennem Allah'ın subuti sıfatlarının, yani muhalefet etmekten kaynaklanıyor hayatın. Şeyse Allah'ın zatına inkarıyla olana cehennem hiçbir şey değil. Cehennemde bile olsa Adem tehdidi yapılacak ona. Ona 142 sözlerde imanı 3 kategoride şey yapıyor. Ehli iman, ehli inkar, ehli tasdik. İman yok burada. Amelden bahsetmiyor 142'de. Bu ehli inkar, idam-ı ebedi. Bu haps-ı ebedi. Farklıdır. Tamam. Bu 142'de amelden bahsetmiyor. İmanı katalize ediyor. Değerlendiriyor. Onu inşallah ikinci derste devam ederiz ama gitmek isteyen olabilir. Gitsinler diye. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalamu.